yapıyordu sonunda. Kafana göre bir yer bulabildin mi? Bu parayı istediğim yerde bulamıyorum ki. Halkın arasına karışmaya karar verdim. Değişiklik olsun. Buralarda ev bakacağım. Bizim mahalle halkına inmeye mi karar verdin? Hı. Mutsuz olursun sen burada. Şey olur yani, markete gittin diyelim alışverişe ki gitmek zorundasın, evlere servis yok. Kullandığın markaları bulamayacaksın, mutsuz olacaksın. Ütü servisi yok. Hiç öyle. Nerede bizde? Apartmanlarda kapıcı yok. Senin başına ekşirim işte. Oh, ekşiyim yani. Ne olacak? 3 gömlek, 5 etek, 8 elbise fazla yani. Zaten hali görüyorsun. Önemli değil. Güvenli değil burası. Bu mahalle güvenli değil, hiç değil. Çok yeni, çok yeni şey taşındı, katil taşındı şuraya. Güzel. Fiyatlar düşecek desene. Senin şu arkadaşın Emel, o emlakçıydı değil mi? Çok kazık o ya. Yani bütün paranı bitirir. Yazık. Yani bir eve taşınacağın diye ne gerek var bütün paranı harcamaya? Değil mi? Şey yapalım. Ben bir emlakçı bulayım sana. Hı. Evet. Telefonuma bakayım ben bir. Tanıdık var mı? Hadi bakalım. Alan memnun, satan memnun. Satan memnun tabii. Ederinden 50.000 fazla verdim. Allah Allah. Yüzü güldüğüne göre alan da gayet memnun. Hadi hadi. Hayrını gör. Sen de güle güle harca. Hadi. Görüşürüz. Ay, kim ne derse desin. Hayatımın satışını yaptım. Günaydın. Günaydın. Ay, sana bir güldüm, bir güldüm. Demek sen de hatırlayamadın bizim silik Yasemin'in adını ha? Ama çok haklısın. Yani hiç insanın haleti ruhiyesinde, aklında bir iz bırakan insan değil ki silik bir şey. Anlamadım. Yahu, diyorum ki magazin gazetesinde okudum. Muhabirler sana sormuşlar elbiseniz nereden diye. Sen de demişsin ki bir isimsiz terziden. No name demişsin. Ay, ben bir gül bir gül. Ay, öyle mi yazmışlar? Ay hay Allah. Ben halbuki Yasemin Kalyoncu diye söylemiştim. Teryas. Ünlü bir modacı olmadığı için akıllarında tutamadılar demek. Kız Allah aşkına üzülme. Kim takar Teryas'ı Allah aşkına ya? Ay üzüldüm ama şimdi. Boş ver kız, boş ver. O zaten alışıktır böyle unutulup bir kenara atılmaya. Sen boş ver. Ha bana bak, şu sokakta harika bir daire var. Sana onu göstereyim kız. Burası boş değil mi? Oho, günaydın. Sen Batı'nın en hızlı emlakçısıyla çalışıyorsun ayol. Ben onu sattım gitti bile. Oho. Boş ver, boş ver. Bu daha güzel. Hadi gel. Mekan sorununu hallettim. Tam aile muhiti. Her şey planladığımız gibi. Siz parayı hazırlayın. Akşamüstü uğrayıp alacağım. Bu sokağa dar edeceğim hepinize. Bir parça huzurunuz kalmayacak. Al bakalım. Teşekkür ederim. Beni zehirlemeyeceksin değil mi? Kötüye bir şey olmaz. İç. Bana kızgınlığın geçti galiba. Yani şimdi böyle Ömer'le aramıza girmen yanlıştı. Onu geçiyorum. Ama tabii ne bileyim ben, sen yanlış yaptın. Ben yine onu doğruya çevirdim. Klasik iyi oldu. Kocamla konuştuk, aramızdaki meseleyi hallettik. Teşekkür etmene gerek yok Elifciğim. Görevimiz. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye boşuna dememişler. Komşu derken? Arzu apartmanı var ya. 4 numarayı tuttum. Oturmaya da beklerim. Ya Elif, ya susturamıyorum. Sen bilgilensen olur mu? Bakarım bakarım. Zaten artık çok sıkışırsak Cansu komşu teyzesine bırakabileceğiz. Cansu mahallemize taşınıyor. Buralar hiç sana göre değil Cansu. Yeni bir başlangıç yaparken eski dostların yanında olmak bana güç verecek. Cansu. Bize bu kadar yakın oturman doğru bir şey değil. Lütfen o gençlik hatasını bana hatırlatma Ömer. Ne
kadar pişman olduğumu biliyorsun. Elif'in haberi yok değil mi? Hayır. Tabii ki ona anlatmadım. Sırlardır hayatımızı zora sokan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.